Merhabalar, ben Rıfat Çığ. Bugün sizlerle tamamen doğaçlama bir gezi yapmak için çok güzel bir yere geldim. Batı Karadeniz'deyim, Kefken'deyim. Şu anda nerede olduğumu söyleyeyim size. Kefken'de, Kefken plajının bulunduğu noktadayım. Bu eski bir plaj. Ancak önünü kapatmışlar. Burayı bir barınak haline getirmişler. Şimdi içeride birçok balıkçı teknesi, gezi teknesi, özel tekneler görüyorum. Bu haliyle de çok güzel. Bu bölgenin resimlerini, fotoğraflarını size ayrıca göstermeyi düşünüyorum zaten. Belki de benim bu konuşmamın üzerinde birkaç tanesini gördünüz bile. Bodrum'u biliyoruz. Marmaris'i, Fethiye'yi ve güneye doğru bütün o tatile gittiğimiz noktaları çok iyi biliyoruz tabii ki. Ancak şimdi limanında bulunduğum Kefken'in de onlardan aşağı kalır bir yanı yok. Eskiden beri bilinen bir şey bu aslında. İstanbullulara çok yakın olduğu için Kefken uzun bir zamandan beri burası bir tatil noktası, bir dinlenme, dinlence noktası olarak zaten kullanılıyor. Buna uygun olarak çevremde evleri, yapılaşmayı da görüyorum. Çok kötü bir yapılaşma var mı derseniz, hayır. O kadar kötü bir yapılaşma ben limandan görmüyorum. Başka ne görüyorum onu size söyleyeyim. Burada tıpkı güneyde olduğu gibi yeşillikler denize kadar ulaşıyor. Bu çok önemli. Bu çok güzel bir duygu veriyor insana. Birçok yerde plajlar kayalık bölgelerle sonlanıyor. Ancak o kayalık bölgeler aynı zamanda ormanın başladığını işaret ediyor bize. Sizi oralara da götüreceğim. Enteresan görüntüler olacağına inanıyorum. Karadeniz'de çok fazla bulunmayan koyları çevrede görebilirsiniz. Bu güvenli koylar aynı zamanda insanların buralara gelip yerleşip hakimiyet sağlamasına sebep olmuş. Tarihte Bitinya Krallığı'nın yerleşim noktasında bulunuyoruz şu anda. Kefken ve yakınları, çevresi. Buradaki koylar gemi sığınma noktaları olmuş tarih içerisinde. Ancak Bitinya Krallığı özellikle bölgeye hakim olduğu için buradan geçen gemilere de hakim olmuş ve uzun süre buradaki varlığını devam ettirmiş bu krallık. Şimdi tekrar konumuza, yani gezimize dönüyorum. Fazla tanınmamış, yavaş yavaş tanınmaya başlayan bir noktaya götüreceğim ilk önce sizi, Babalı'ya. Babalı, ülkemizde olmayan bir spor dalının yavaş yavaş geliştiği bir nokta. Sörf yapılıyor burada, yani rüzgar sörfü veya uçurtma sörfü değil, bildiğiniz sörf tahtasıyla dalga sörfü yapılıyor. Daha doğrusu bu spor dalı burada geliştirilmeye çalışılıyor. Arkasından Cebeci, şimdi Kefken'deyiz zaten. Yolumuzun üzerinde bir daha Kefken'den geçeceğiz. Kerpe ve Sarısu'da bu geziyi tamamlamayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak, neler göreceğiz. İsterseniz söze burada biraz ara verelim ve gezimize başlayalım. Babalı'ya geçmeden önce Kefken'in tablolara konu olacak kadar güzel kıyılarında küçük bir tur atalım. Thank you.
Evet, gördüğünüz gibi yazlık halimle Babalı'dayım. Çok kısa bir zamanda ulaştım araçla Babalı'ya. Çünkü Kefken'le Babalı arası yaklaşık 14-15 kilometre civarlarında. Babalı'nın özelliği nedir? Niçin burayı tanıtıyorum, niçin burayı buradan size bahsediyorum diye sorarsanız hemen şunu söyleyebilirim. Burada uçsuz bucaksız kumsallar var. Bakın arkamda görüyorsunuz. Kumsallar ufukta kayboluyor. Çok uzaklarda ada gibi tepeleri görüyorum. Demek ki kumsal oralarda da devam ediyor, sürüyor. Bu oldukça büyük bir kumsal olduğunu gösteriyor arkamızda. Bu ne sağlıyor peki Babalı'ya? Bu açık alan dalgaların güçlü olmasını, rüzgarların güçlü olmasını sağlıyor. Burayı görenler Türkiye'de olmayan bir şeyin burada olabileceğini fark etmişler. Yani uçurtma sörfü, rüzgar sörfü yapılıyor zaten Anadolu'nun birçok yerinde, denizlerde, deniz kıyısında. Ama dalga sörfü yapılan bir yer, özellikle dalga sörfü yapılan bir yer yok maalesef. Araştırmışlar, Babalı'yı bulmuşlar. Rüzgarlar güçlü, dalga güçlü. Buradan yavaş yavaş dalga sörfü ile ilgili sporcular çıkmaya başlamış. Aynı zamanda Babalı tatilciler tarafından da yavaş yavaş keşfediliyor diyebiliriz. Ama benim aklıma şu arkamdaki uzayıp giden kumsalı görünce dalga sörfünün yanında o ATV denilen araçlarla şöyle başını alıp gitmek nasıl olurdu diye bir his geldi. Bilmiyorum, zamanla belki bu tür sporlar da burada yapılabilir. Tam ben bunları söylerken kum tepelerinin arasından sesimi duymuş gibi bir ATV belirdi. Yakında burada başkaları da belirebilir. Bu araçlar sahilin uzayıp giden ıssız bölgelerini keşfe çıkmak için ideal. Babalı'da plajda dolaşırken bitkileri dikkat ettim. Özellikle kurakçıl bitkiler için iyi bir yaşama ortamı burası. Çevreme bakarken çok güzel bir şey gördüm. İşte Anadolu'nun dört bir tarafında koruma altında olan kum zambakları burada doğal olarak kendiliklerinden yetişmişler. Belli ki tohumlarını yayıyorlar bu kumul alanda. Başka neler var? İçinde bulunduğumuz ay itibariyle birçok bitkinin çiçeklenme dönemi sona ermiş. Ancak değişik türler, kurakçıl türler çevrede görülebiliyor. Ama şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Kum zambağı işlerinde en popüler olanı.
ve Cebeci'deyiz. Cebeci'de aslında çok güzel bir plaj var. Özellikle tatil günlerinde çok yoğun oluyor bu plaj. Kefken bölgesindeki plajları aslında şöyle ifade edebilirim size. Kayalık alanlarla kesilen plajlar serisi. Böyle söylemek mümkün. Çünkü sahil çok güzel, doğa çok güzel ve plajlar kayalık alanlarla kesiliyor. Bu böyle devam ediyor. Bu da buraya gelen insanlara çok fazla seçenek sunuyor. Hem doğada gezmek açısından hem de denize girmek açısından. Evet, Cebeci'de çok güzel bir plaj var demiştik. Ancak Cebeci'de bir şey daha var ki bu çok popüler. Pembe Kayalar. Şimdi bulunduğum yer. Pembe Kayalar'la ilgili ilginç bir şeyi söylemek istiyorum size. Burada yumuşak türde kayalar var. Hemen deniz kenarında ve Osmanlı dönemi boyunca bu kayalar buradan kesilerek alınmış, yük gemilerine aktarılmış. Bu gemilerle de İstanbul'a götürülmüş. İstanbul'daki aşağı yukarı önemli bütün tarihi binaların yapımında bu taşlar kullanılmış. Mesela benim hemen aklıma gelen Sultanahmet Camii veya ona benzer yerler, hamam yapıları, çarşı yapıları gibi yerlerde bu taş kullanılmış. İşlemesi kolay. Alındığında ıslak olduğunda kesilip biçimlendirilmesi çok daha basit. Ancak bir yere bırakılıp kurutulduğunda oldukça dayanıklı bir taş haline geliyor. Bugün burada hala alınmamış ızgara biçimli taşlar işte o dönemin izleri. Dalgalı bir deniz. Biraz hava bugün rüzgarlı. Ancak bu kötü bir şey değil. Bu sefer de fotoğraf için çok güzel bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Çevredeki insanlar da bunu değerlendirmeye çalışıyorlar. Biraz da ben katılayım aralarına, dolaşayım bakalım. Gerçekten benim de yakalayabileceğim türde güzel şeyler var mı? Pembe Kayalar bugün her zaman olduğundan daha kalabalık çünkü dalgalı denizin tehlikeli olması sebebiyle Kandıra sahillerinde bütün plajlar kapalı. Fakat Karadeniz bu. Kabaran dalgalarını hafife alanlara küçük bir ders vermeyi ihmal etmiyor.
Fırtınayı kazasız belasız atlattıktan sonra ertesi gün yine güneşli bir güne uyanıyoruz ve kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Kerpe sahilleri denizin tadını çıkarmak isteyen kalabalıklarla dolup taşıyor. Ancak ben daha sakin bir yere, bir doğa anıtı gibi yükselen Kerpe falezlerine gitmek istiyorum. Bu kayaların içinde boşluklar var. Ne yazık ki vaktim oralara gitmek için yeterli değil. Belki bir dahaki sefere. Söylediğim gibi Karadeniz başı sıkışan veya yükünü ve yolcusunu bırakmak isteyen denizcilere çoğu zaman kıyıda onu paramparça etmeye hazır kayalıkları ve hırçın sularıyla kolay kolay aman vermez. Bu yüzden çağlar boyunca buradan geçen kaptanlar sığınabilecekleri birkaç sakin limanı çok iyi bilirlerdi. O günlerin antik limanı, bugün kendini kuş sesleri arasında doğaya atmak isteyenlerin sığındığı bir durak olmuş. Ancak önce orman içinden küçük bir yürüyüş yapmak gerekiyor. Yerdeki eski küp kırıkları limana yaklaştığımı haber veriyor. Burası gizli bir hazine gibi. Kuş sesleri, küçük dalgaların kıyıdaki oynaşmaları, doğanın ritmini iliklerinize kadar hissettiriyor. Yorgun ruhlar burada yıkanarak arınıyorlar. Artık son durağım olan Sarısu'ya çok yakınım. Thank you.
anonsumda sizlere Babalı, Cebeci, Kefken, arkasından Kerpe ve sonunda Sarısu'ya ulaşan bir rotayı izleyeceğimi anlatmıştım. İşte o rotanın son noktasındayım şimdi. Sarısu plajındayım. Ne görüyorum? İlk önce onu anlatayım size. Çok güzel bir plaj. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda. Şöyle bir baktığımda ben bu plajı Gümüşdere plajına çok benzettim. Bugün biraz dalgalı ama her zaman böyle olmadığı söyleniyor. Hemen diğer tarafımda Sarısu Deresi'ni görüyorsunuz. Ormanın derinliklerinden geliyor. Temiz bir akarsu bu. İçerisinde balık yaşıyor. Sazan, kefal ve denizden buraya yumurtlamak için gelen balıklar var. Dolayısıyla kıyıda balıkçılar var. Bu balıkların peşindeler. Sarısu Deresi de bu noktadan denize ulaşıyor. Kampingçilerin çok sevdiği bir alan burası. Çevremde kampinge uygun alanlar görüyorum. İzmit Belediyesi'nin gençlik kampı var. Sarısu plajı her anlamda hem doğal oluşu, doğal görünüşü anlamında, hem yeterliliği anlamında, hizmetleri anlamında uğrayabileceğiniz bir nokta. Bu güzel kıyılar, içine balıkların yavru bıraktığı tertemiz akarsular, betonla kirlenmemiş ormanlar mutlaka değişmeden ve bozulmadan geleceğe kalmalı. Çocuklarımız, onların evlatları ve daha birçok nesil derin derin solumalı denizden gelen rüzgarı. Koruyup teslim etmeliyiz geleceğe. Bizden öncekilerin içinde doyasıya var olup bize teslim ettikleri gibi. Bu görev hepimize ait. Güzel Kefken'e bir kez daha dönüyorum çünkü tadına varmak istediğim son bir keyif daha var. Dostlarımla birlikte şaraplarımızı yudumlarken her akşam tekrarlanan bir gösteriyi izleyeceğim. Yalnız değilim, sahilde başkaları da var bekleyen. Artık herkes pür dikkat, sahne ışıklarının yavaşça değişimine verdi bütün dikkatini. İşte başlıyor. Tekrar görüşmek üzere. Takip düğmesine dokunmayı sakın unutmayın.